Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir A1 AX seviye okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikli olarak bir defa açıklaması olarak okuyacağız. Sonrasında gramer, anlam ve kelime açısından analiz ederek detaylı olarak açıklamasını yapacağız. En sonunda da bu okuduklarımızdan ne anladığımızı bir defa daha pekiştirmek maksadıyla bir defa daha açıklaması olarak okuyacağız. Hadi başlayalım. Going to Britain. Money. There are 100 pence in a pound. People sometimes say p instead of pence. For example, 80p. Not all banks change foreign money, but you can usually find at least one bank in each town that will do it. Where to? Hotels are very expensive in Britain. A cheaper solution is a bed and breakfast in someone's home. Information centers or tourist offices can help you to find these. There are also youth hostels and campsites in many places. Writing home. Stamps can only be bought in post offices, but nearly every village or part of a town has a post office. Often it is inside a small shop. Getting around. Trains are quite good in Britain. If you are under 24 or over 65, or if you are traveling with a family, ask about rail cards or cheaper fares on the train. There are also coaches, long distance buses between some towns and cities. These are cheaper than trains. In towns and cities, there are usually buses, and in London, there is also an underground. But the underground is not easy to use, so you should learn about it before you use it. You can get information about the system in all the stations in London. Eating out. Restaurants are often expensive, and you cannot be sure the food will be good. But Indian and Chinese restaurants serve good meals, which are cheap. Pubs sometimes serve good food, but it is usually quite expensive. Fast food shops, fish and chip shops, hamburger shops are cheap, but the food is not always very good. Şimdi parçamızı bir defa açıklamalı olarak okuyalım. Going to Britain. İngiltere'ye gitme, İngiltere'yi ziyaret, İngiltere'de gezme gibi. Money, para. There are 100 pence in a pound. Yani 1 pound 100 pence eder anlamına gelmektedir. People sometimes say p instead of pence. For example, 80 p. İnsanlar bazen pence yerine p derler. Instead of yerine demektir arkadaşlar. Örneğin 80p gibi. Yani 80p gibi. Not all banks change foreign money, but you can usually find at least one bank in each town that will do it. Bütün bankalar yabancı parayı bozmaz diyor. Yani para birimini değiştirme var ya, bunu yapmazlar diyor. Burada change para birimini bozmak anlamında kullanılıyor. Fakat genellikle en azından bir banka, kasabada bir banka bunu yapabilecek durumda olan bir banka bulabilirsiniz diyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar that ile beraber iki cümleyi birlikte birleştirmiş oldu. Yani her kasabada en azından bir banka bulabilirsiniz diyor ki bu banka will do it dediği, yani bunu bozabilir diyor. Yani elinizdeki parayı bozabilir diyor. Where to? Nereye? Hotels are very expensive in Britain. İngiltere'de oteller çok pahalıdır.
A cheaper solution is a bed and breakfast in someone's house. Yani bir daha ucuz çözüm şudur diyor. Yatak ve kahvaltı veren yerler vardır diyor. Bu da birisinin evinde verilir diyor bu hizmet diyor. Oradan yararlanabilirsiniz demek istiyor. Information centers or tourist offices can help you to find these. Bilgi merkezleri veya turist ofisleri size bunları bulmanıza yardımcı olur. Yani bed and breakfast evlerini bulmanıza yardımcı olur diyor. There are also youth hostels and campsites in many places. Birçok yerde genç pansiyonları bulabilirsiniz diyor. Hostel pansiyon demektir arkadaşlar. Pansiyonları bulabilirsiniz veya kamp alanları bulabilirsiniz diyor. Writing home. Eve yazma. Yani mektup göndermeyi kastediyor. Stamps can only be bought in post offices. Yani pullar sadece postanelerden alınabilir diyor. But nearly every village or part of a town has a post office. Fakat hemen hemen her köy veya bir kasabanın parçası, yani küçük bir bölümde diyor, küçük bir yerleşim yerinde diyor, bir posta ofisi vardır diyor, yani postane vardır diyor. Often it is inside a small shop. Onlar genellikle küçük bir alışveriş merkezinin içinde olur diyor. Getting around, çevreyi gezme. Trains are quite good in Britain. Trenler İngiltere'de oldukça iyidir diyor. Quite oldukça demektir. Sıfatları pekiştirmek maksadıyla kullanılır. If you are under 24 or over 65 or if you are traveling with a family, ask about rail cars for cheaper fares on the train. Eğer 24 yaşının altındaysanız veya 65 yaşının üzerindeyseniz. Gördüğünüz gibi if'li cümle kuruyoruz arkadaşlar. Eğer demektir. If iki cümleyi birleştirir. Eğer böyleyseniz sonradan bir cümle gelecek. Sonra bir eğer cümlesi daha kullanıyor arkadaşlar. If you are traveling with a family veya bir aileyle yolculuk yapıyorsanız. Şimdi ikinci cümlemiz geliyor arkadaşlar. If'li cümle iki cümleyi birleştiriyordu. Birinci cümleleri söyledik. Eğer bu yaşların altındaysanız ve bir aileyle veya bir aileyle yolculuk yapıyorsanız ask about rail cars, yani rail car hakkında sorun diyor. Onlardan rica edin diyor. Onlardan isteyin diyor. Ne için? For cheaper fares on the train. Trenlerde daha düşük bilet ücretleri için demek istiyor. Fare burada ücretler demektir. Yolculuk ücreti yani. There are also coaches, long distance buses between some towns and cities. These are cheaper than trains. Hatta uzun mesafeli otobüsler olarak bilinen koçlar vardır diyor. Bunlar da kasabalar ve şehirler arasında giderler diyor. Bunlar trenlerden daha ucuzdur. Cheaper than trains. Bildiğiniz gibi arkadaşlar karşılaştırma ifadeleri. Eğer bu konuyu çok hatırlamıyorsanız bu konu için şeye dönebilirsiniz arkadaşlar. Gramer konularımıza bakabilirsiniz. Bunlar trenlerden daha ucuzdur diyor. In towns and cities, there are usually buses and in London, there is also an underground. Kasabalarda ve şehirlerde genellikle otobüsler vardır. Ve Londra'da aynı zamanda bir de yeraltı vardır diyor. But the underground is not easy to use. Fakat yer altında ulaşımı kullanmak kolay değildir diyor. Is not easy to use. Kullanımı kolay değildir. Easy to use. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Kullanımı kolay. Not olduğu zaman kullanımı kolay değil diyor. So you should learn about it before you use it. Bu nedenle, so bu nedenle demektir. Bu nedenle onu kullanmadan önce, gene bir bağlaç gördük arkadaşlar. Before, onu kullanmadan önce nasıl olduğunu öğrenmeniz lazım diyor. You can get information about the system in all the stations in London. Sistem hakkında Londra'daki bütün istasyonlarda bilgi alabilirsiniz diyor.
Eating out. Dışarıda yemek yeme. Restaurants are often expensive and you cannot be sure the food will be good. Restoranlar sıklıkla genellikle nedir diyor arkadaşlar? Pahalıdır diyor. Ve yemeklerin iyi olacağından her zaman emin olamazsınız diyor. You cannot be sure. İki fiili, iki cümleyi birleştiriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. You cannot be sure the food will be good. İki cümle. Emin olamazsınız. Yemek iyi olacak. Yemeğin iyi olacağından emin olamazsınız demek istiyor yani. But Indian and Chinese restaurants serve good meals, which are cheap. Fakat Hindu ve Çin restoranları güzel yemekler sunarlar diyor. Ki bunlar da ucuzdur diyor. Meals, which meals'ı tanımlayan ikinci cümlemiz arkadaşlar. Which are cheap. Yani buradaki iki cümle var arkadaşlar. Indian and Chinese restaurants serve good meals. These meals are cheap. İkisini birleştirmek için these meals, ikinci cümledeki these meals'ı çıkarıyor ve oraya which koyuyor. İki cümleyi birleştiriyor. Good meals which are cheap. Ucuz olan yemekler sunarlar diyor yani. Pubs sometimes serve good food but it is usually quite expensive. Barlar bazen güzel yemek sunarlar. Fakat onlar genellikle oldukça pahalıdır diyor. Fast food shops, fish and chip shops, hamburger shops are cheap, but the food is not always very good. Yani fast food dükkanları, fish and chip, bu balık ve patates kızartması olan dükkanlar diyor. Onlar ve aynı zamanda hamburger dükkanları nedir diyor? Ucuzdur diyor. Fakat yemek her zaman lezzetli değil, güzel değildir diyor. Evet arkadaşlar, burada da açıklama olarak, detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Birçok gramer konusu ve kelimeyi bir arada öğrenme imkanına sahip olduk arkadaşlar. Şimdi bu iki okuma tekniğinden sonra bir kere daha açıklaması olarak okuyacağız arkadaşlar ve parçadan aklımızda ne kadar kaldıysa onları pekiştirmeye çalışacağız ve burada da parçamızı bitireceğiz. Hadi bir kere daha okuyalım. Going to Britain. Money. There are 100 pence in a pound. People sometimes say p instead of pence. For example, 80p. Not all banks change foreign money, but you can usually find at least one bank in each town that will do it. Where to? Hotels are very expensive in Britain. A cheaper solution is a bed and breakfast in someone's home. Information centers or tourist offices can help you to find these. There are also youth hostels and campsites in many places. Writing home. Stamps can only be bought in post offices, but nearly every village or part of a town has a post office. Often it is inside a small shop. Getting around. Trains are quite good in Britain. If you are under 24 or over 65, or if you are traveling with a family, ask about rail cars or cheaper fares on the train. There are also coaches, long distance buses, between some towns and cities. These are cheaper than trains. In towns and cities, there are usually buses, and in London, there is also an underground. But the underground is not easy to use. So you should learn about it before you use it. You can get information about the system in all the stations in London. Eating out. Restaurants are often expensive and you cannot be sure the food will be good. But Indian and Chinese restaurants serve good meals, which are cheap. Pubs sometimes serve good food,
but it is usually quite expensive. Fast food shops, fish and chip shops, hamburger shops are cheap, but the food is not always very good. Evet arkadaşlar, böyle 3 defa okuyarak arkadaşlar parçamızı tekrar tekrar özümsemiş olduk. Ve böyle özümseme tekniğiyle arkadaşlar öğrendiklerimizi pekiştirmiş oluyoruz. Ve bu pekiştirme tekniğiyle mutlaka zihninizde daha kalıcı yer edeceğini düşünüyorum. Bu bir kere okumanın yanında arkadaşlar bir defa da siz videonun üzerinden geçerseniz kesinlikle daha iyi olacaktır. Ve bu okuduğunuzdan ne öğrendiyseniz bunları birisine anlatırsanız arkadaşlar, konuşarak anlatırsanız, karşınızda birisi olmasına gerek yok, anlatır gibi siz kendiniz sesli olarak okursanız, sesli olarak anlatırsanız, özetini anlatırsanız, bir paragraf, bir konuşma şeklinde düşünün bunu, aklınızda kalanları anlatırsanız arkadaşlar çok verimli bir çalışma yapmış olursunuz ve hem konuşmanız gelişir hem de öğrenmiş olduklarınızı çok fazlasıyla pekiştirmiş olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuza hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.